Bismillahirrahmanirrahim. Vel harfu, harf nedir? Ma, öyle bir şeydir ki la yesluhu, elverişli olmuyor. Mahu, ma'ahu, onunla birlikte ne elverişli olmuyor? Delilul ismi ve la delilul fiili. Kendisini fiilin delili veya ismin delili olarak düşünemiyoruz. Peki vel harfu, vav her zaman fethal olur dedik. Vel harfu, lam sakin olur veya olmaz, hemze okunur veya okunmaz. Bunlar hemze ile de alakalı. Aynı zamanda buradaki elif lamdan sonra gelen harfin, yani ha harfidir burada. Kameri harf midir, şemsi harf midir? Onunla da alakalı bu değil mi? Buna dair videomuz olduğunu söylemiştik. Arapça terimler diye videomuz var. Orada geçiyor. Şuradaki elif lam okunur, okunmaz. Peşine gelen harf şeddeli olur, olmaz. Buna dair videomuz var. Peki harf. Harf aslen Arapça olup aynı zamanda Türkçeleşmiş bir kelimedir değil mi? Hepimiz buna ne diyoruz? Harf diyoruz. Burada da harf yazıyor. Ha'nın bu şekilde, ra'nın bu şekilde olacağı zaten belli. Nereden belli? Sarf ilmi açısından belli. Sözlüğe baktığımızda onu bu şekilde görebiliriz. Sözlükte sonuncu harfin alacağı hareke belli değildir, belirtilemez. Çünkü harf kelimesi cümlede bulunduğu yere göre sonuncu harf olan fa'nın harekesi değişir. Cümledeki durumuna göre değişir. Burada zammelidir çünkü harf kelimesi mübtedadır. Mübtedalar mamulü merfudandır. Dolayısıyla merfi olarak yazılması lazım. Raf alameti taşıması lazım. Raf alameti olarak zamme almış, ötre almış yani. İki zamme alamamış çünkü eliflamlıdır. Eliflamlı olursa temin alamaz. Eliflamlı olması aynı zamanda duhulil elifi ve lami bunun isim olduğunu da gösteriyor değil mi? Harf kelimesi bir isimdir. Harfler isimdir demiyoruz. Harf kelimesi yani şu kelime isimdir. Yoksa şöyle birisi gelip bi yazsa, harfi cer olan bi diye yazdı. Bu isim midir? Yok, harftir. Ama harf kelimesi yani bakıyorsun elif lam almış. Bu kelime mübteda, merfu, raf alameti, zamme. Niye raf alameti olarak zamme aldı? Başka bir şey alsaydı. Çünkü ismi müfrede mustariptir. Bu şekilde yazılması zorunlu. Burada ma yazıyor. Mimde hareke var. Hareke olmasa buna mi diyecek yok zaten değil mi? Mi olmaz. Ma'dır. Belki mudur. Mu da olamaz. Çünkü burada elif var. Elif sağ tarafında fetha ister. Ma sukun üzere mebnidir. Harftir zaten. Harfler mebnidir. Sukun üzere mebni dedin ama ben sukun göremiyorum. Sukun üzere mebni şundan dedim. Sonuncu harf olan eliftir ve elif sakin bir harftir. Hareke kabul etmeyen bir harftir. Harekesi yoktur. Sonuncu harfe bakılarak karar veriliyor buna. Bakıyorum harekesi yok. Demek ki sukun üzere mebni. Peşine la gelmiş. La'yı biraz değişik yazmışlar. Ben de biraz daha değişik yazayım. Hani la diyelim buna. Bir tane lam var. Bir tane elif var. La. Burada ne yazıyor? La yazıyor. Yani bir elif var. Elif ne ister? Sağında fetha ister. Buna la deriz. Kimse buna li demez. La diye okur. Niye? Elif var. Elif sağ tarafında ne ister? Fetha ister. Her zaman la diye yazılır. Çünkü bu da harftir. Harfler mebnidir dedik. Tablomuzda gösterdik. Peki yesluhu. Yesluhu muzari fiildir. Saleha yesluhu. Saleha mazi yesluhu muzari fiildir. Tek tek inceleyelim. Mesela sonuncu harf olan ha'da niye zamme var? Çünkü kelime merfu. Niye merfu? Çünkü kendisinin hemen sağında onu nasb edecek veya cezmedecek bir etken yok, bir amil yok. Dolayısıyla burada ne var? Amili manevi var. Gizli bir amil var. Kelimeyi raf ediyor. Raf alameti olarak neden zamme aldı? Başka bir şey alsaydı. Başka raf alameti yok mu? Var. Veya iki tane ötre yani temin alsaydı. Fiiller temin almaz. Yukarıda geçmişti değil mi? Bil hafli ve tenvini. Tenvin almak isimlerin özelliğidir. Fiiller temin almaz. Peki ötre değil de başka bir şey alsaydı. Ne diyoruz buna? Cevap şu. Fiil muzaridir bu kelime. Başka müfrettir. Başka sonuncu harfi illet harfi değildir. Yani
Ha, o zaman bunun raf alameti zamme olması gerekir. Bu avamilin irabasında geçiyoruz zaten. Raf alameti burada zammedir. Bu fiilde zammedir. Zammeyi verdik. Ha'daki zamme raf alameti olarak geldi. Lamda niye zamme var? Belki yok. Şundan dolayı var. Bu safla alakalı. Yani bina kitabı, sülasi, mücerret babları düşünelim. Bir fiil, muzari fiilinin aynel fiili. Bu aynel fiildir değil mi? Faal, aynel, lame. Zamme de olabilir, fetha da olabilir, esre de olabilir. Bunu ezbere bilemezsiniz. Yani bu hareketsiz olsaydı buraya zammeyi şundan verirsin diyemem. Ama ne derim? Gidip sözlüğe bak derim. Sat harfi, peşine lam harfi, peşine ha harfi. Bunları bu şekilde sırasıyla sözlükte bulursan sözlük belirtir. Aynel fiilin harekesini sözlük belirtir. O zaman gidip bakalım. Bakmaya çalışıyoruz. Önce ne yapman lazım? Sat harfini sözlükte bulman lazım. Satı buldun. Sonra ne yapmalısın? Peşine salaha demiştik değil mi kökü? Yesluhu. Demek ki lamı bulmamız gerekiyor. Lamı bulalım. Şurada lam var. Burada da var. Şuradan başlayalım. Biraz önden alalım. Salaha'yı arıyorum. Salaha'yı bulursam hemen yanında zaten muzaresi vardır. Bulduk. Şuradaymış. Görüyorsunuz. Yakınlaştıralım biraz. Ne geçiyor burada? Saleha. Hemen yanında ne yazmış? U demiş. Ne demek? Muzari'nin aynel fiilindeki hareke U'dur. Yani zammedir. Yani ötredir demek istiyor. Yes, luhu. Lama ötre ver demek bu. Virgül A var. Ne demek? Bu fiilin aynel fiili yani lam harfi fetha da gelir. Saleha yeslehu. Yeslehu. Yesluhu. Lamı zamme ile de fetha ile de okumak caizdir. Son varacağımız nokta bu yani. Parantez arasında mastarları geçmekte. Doğru, isabetli, yerinde olmak, iyi gitmek, uygun düşmek, münasip olmak gibi manaları vardır dediği. Böylece görmüş olduk. Neyi görmüş olduk? Lamın harekesi nasıl belirlenir? Sözlükten belirlenir. Sat, muzari fiilin ikinci harfi sakin olur. Sülasi mücerretlerde böyle. Yani, babların çoğunda böyle. Şimdi tek tek onu saymayayım. Safla alakalı. Binada fiil çekimiyle az çok haşır neşir olduysak biliriz. Yesluhu, yektubu, yensuru. Bu şekilde gelir. Peki baştaki ya harfini niye fetha verdik? Çünkü ilgili fiil malumdur. Yen soru, yek tubu, yeftahu, yesmeu, yekfuru, yehrucu. Meçhul olsaydı fiil o zaman ya'yı zammelerdin. Yus yapardın, yu, yus zammelerdin. Malum olduğu için bu şekildedir. Yasluhu elverişli olur. Belki meçhuldür fiil. Malum olduğunu nereden anladın? Hareketsiz diyelim. Meçhul olarak da varsayarsın. O şekilde bir mana verirsin. Cümlenin dizilimi, çıktığı mana, cümlenin baştan beri gelen akışıyla elverişli ne elverişli olursa ona göre fiile malum meçhul muamelesi yapılır. Sağ taraftan başlarsın. El harf harf nedir? Ma öyle bir şeydir ki la yasluhu elverişli olmaz. Mahu onunla birlikte. Delilül ismi. İsme delil çıkarmak. Ben burayı meçhul yapsam işte Salaha yesluhu yuslehu. Ne demek burası normalde? Malum olarak elverişli olur. Meçhul yaparsan elverişli olunur. Elverişli edilir. La da var. Elverişli edilmez. Edilmez değil. Elverişli olmaz uyuyor değil mi? Delil çıkarmaya bir kelimenin isim olduğuna delil çıkartmaya elverişli olmaz. Elverişli olunmaz. Değil yani. Meçhul değil. Manayı meçhul verdiğinde uyumlu olmuyor. Eğer uyumlu olursa meçhul yapıp devam edebilirsin. Bir sıkıntı yok bunda. Bunu anlattık harflerin tek tek değindik. Ma'hu. Ma' zarftır ve aynı zamanda muzaftır. Hep bu şekilde karşımıza çıkar. Ma' ayn fethalı yazıdır. Ma'i olmaz. Ma'u yine olmaz. Peşine zamir gelmiş. Hu zamiri. Ma zarftır, mensuptur, nasb alameti fethadır.
Hu muzafun ileyh. Hu neden hu geldi? Hi gelseydi. Ma'ahi. Böyle bir şey gördün mü hiç? Ma'aha olabilirdi ama peşine elif gelseydi. Yani şöyle olabilirdi. Ma'a ha olabilirdi. Bu olur. Elif varsa olur. Elif yok ama. Ma'ahe. Öyle bir şey olmaz. Ma'hu olur. Standart bir yazılış. Hu zamir mebni donuk yani. Yazılışı sabittir. Delilu. Delil kelimesinin ilk harfi, ikinci harfi, üçüncü harfi bunların hepsi sözlükte belirtilmiş. Sözlüğe bakarsın böyle bir kelime gördüğünde. Ama sözlükte lamın alması gerektiği hareket belirtilemez. Niye? Delil yeri gelir merfu olur, mensup olur, mecrur olur. Kelimeler cümlenin akışına göre farklı farklı yazılabilir. Şayet hu gibi mebni değilse ama. Delil kelimesi merfu, raf alameti zamme. Şimdi evvela bu kelime niye merfu? Salaha yasluhunun faili olduğu için merfu. Çünkü fiiller etkendir. Kıyas-ı amil madde bir etki yaparlar. Raf ederler, nasb ederler. Ha raf etmiş, delil kelimesini raf etmiştir. Delil kelimesi o yüzden merfu olması gerekir. Tamam merfu olsun da. Raf alameti olarak iki zamme verseydik o zaman muzaf olamazdı. Kelime muzaf olduğu için tek zamme almıştır. El ismi. Delilul ismi. Delilu el ismi. Delilul isim. Burada hemze okunmaz. Lama bağlarsın direkt. Delilul ismi. İsim kelimesinin hemzesi esre okunur. İsmun. İbnun, İbnemun, ismin, istin, eymunin, maksutta geçen kelimeler bunlar. Yani beni dinleyip de dediği her şeyi anlarım, anlayabilirim. O seviyede olmak isteyen kişi emsile bina maksut artı avamili bitirmiş olmalı. O zaman şu an anlattığım her şeyi anlamasını beklerim. İsim kelimesinin evvelindeki hemze yani sine yakın olan hemze nedir? Hemze-i vasıldır. Esrelidir. Daha önce geçti bu. Bunun cemisi esma olarak geçer. Ve esma yani cemisinin hemzesi ise fethalıdır ve aynı zamanda katı hemzesidir. Cemisindeki esmaun diyoruz. Oradaki hemzeden bahsettim. Peki isim kelimesi niye esra almış? Çünkü delil kelimesi muzaftır. Ve la delilul fiili. Vav atıf harfidir. Ne harfi olursa olsun fethalanması gerektiği ortada. Peşine la geliyor. La'ya ne dersen de fethalanması gerekir. Az önce geçti. Delil kelimesi yine merfudur. Niye? Çünkü vav atıf harfiydi. Şuradaki delili onu atfetmiştir. Buradaki delil nasıl merfu ise buradaki delil de merfu olur. Buradaki delil nasıl muzafsa şimdi sonuncu karşımıza çıkan delil kelimesi de muzaftır. Dolayısıyla el fi'li li lamı ne yapar? Esreler. Delilul fi'li. Delilu el fi'li yazmış olsa da burada hemze okunmaz, telaffuz edilmez. Çünkü hemzeyi vasıldır, geçiş yapıyoruz. Delilul fi'li. Fa'ini esreli okudun. Bir kaideden dolayı değil ki sözlüğe bakarsan bu şekilde yazılmıştır. Ayn sakin yazılmıştır. Lamın harekesi yoktur. Lam da derilden ötürü esrelenmiştir. Açıklaması böyle. Peki bir uzaklaştıralım görüntüyü. Bakalım sırada ne var? Böylece ilk sayfayı tamamladık. İkinci sayfaya geldiğimizde neyle karşılaşmış olduk? Babul İrabi. Yani İrab, İrab, İrab. Nedir bu İrab? Burada İrab'ın nesi var? Tanımı var. İrab'ın kısımları var. Bakalım İrab'a da artık bir sonraki videomuzda değineceğiz. Babul İrabi. Burada bıraktık.